Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve 3 haftadır video atmıyorum. Bunun farkındayım. Öncesinde bayrama gittim. Bayrama bir hafta öncesinde gittim zaten. Geldim. Ondan sonra bir de akrabalar bizimle geldi. Bazı akrabalar. Evde 2 artı 1 evdeydi. 8 kişi olduğumuz için maalesef video çekemedim bu süreçte. Gidene kadar onlar bir şey yapamadım. Hatta Jason şeyi geldi geçen. Pakete geldi. Onda pek açılım yapmak istiyordum. Bir tane hesap var. Furkan'ın sağladığı hesap. Onunla yapsak güzel olurdu ama yetişmedi maalesef. Artık bir sonraki şey yapalım, bir güzel bir pek falan gelirse, indirimli veya güzel bir pek. Bakalım oradan belki yürürüz. Bundan sonra da inşallah Furkan'la konuşabilirsem. Furkan'ı ben size birkaç videoda bahsetmiştim ya. O da şu anda Mortal Kombat'a başladı. O da oynuyor bayağı bir. Furkan çok zengin bir çocuk arkadaşlar. Hani agalar çok güzel şeyler ayarlayabilir bize. O yüzden bakalım belki bundan sonra pek açılımı yapacağız. Umarım diye. Daha umuyorum daha doğrusu. Umarım diye umuyorum nasıl bir cümle ya. Yani şimdi Dvoran tanıtımını yapacağız bu videoda. Zaten başlıktan görmüşsünüzdür. Karakter tanıtımını hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Oyunun sesi mi gitti diyecektim de kısık gelmiş, tamam. Bana kısık geliyor da size normal geliyor. Şu an kısık geliyor bana da gerçi. Yalnız bunun canı çok fazlaymış karşıdakinin. Dvoran ablamızın özelliklerine bir bakalım. Şimdi basic atak kullanıldığında bu şeyleri bir kısmını yansıtabiliyor şey Dvora. Silver karakterinde bu durum böyle geçerli ve kanama ve zehirlemeye karşı aynı zamanda dayanıklı bir halde. Dvora güzel bir çar bu arada aslına bakarsanız. Bakın şu an mesela 106-318 falan hasar yedi Kenshi, gördünüz değil mi? Yalnız çok da fazla vurdu. Bu durum bizim için sıkıntı. Kanka kaydır artık istersen. Allah Allah, ne kaydıramadık ya. Vallahi sıkıntı oldu ha. Onunla bir kayma mı yaptık anasını satayım. Dur bakayım bir, şöyle bir al bakalım yavrucuğum. Heh. Vallahi bir saniye hemen geliyorum ben. Geldim bakalım tekrardan, şöyle bir yardırmaya devam edelim. Dur kanka, blokta kalalım bir. Bu hasarın hepsini yemek istemeyiz. Şimdi Scorpion'a bayağı bir iş düşecek bu arada burada. Çünkü Dvora ablamız bir tık güçsüz kalıyor maalesef bu takımın arasında. Özellikle Kenshi'si çok güçlü adamın. Buna dikkat etmemiz lazım. Şunu atıp çıkacağım. Bunu attıktan sonra Dvora'nın hemen birinci tenine geçelim. Karakterlerin hepsini sırayla tanıtmış olmak istiyorum artık. Şöyle birinciye atalım bakalım. Şöyle kaydır. Hadi oğlum. Tamam, %70. Yani birinci tenimiz böyle normal arkasındaki iğneyle sokuyor da, yalnız öldürdün ne yaptın ya. Vallahi birader. Al ben de sana aynısını atacağım üst üste. Şerefsiz adi seni. Ulan ağzımıza sıçtı, böyle bir şey var mı ya? Dur blokta kalalım şöyle bir. Tamam. Şöyle al kankacım. Dur sakin ol, sakin ol ya. Halledeceğiz ya, hepsini halledeceğiz. Al bakalım şöyle bir. Sizler ne yaptınız bu arada ya? Havada ısındı. Ben ondan yine şikayet. Gerçi Ankara'da hava çok güzel. Şimdi öyle bir durum var. Ulan Adana'ya gittik. Ya yanıyor var ya. Ciddi anlamda. Mayıs'ın başında. Başında mı oluyordu? Aynen, başında oluyordu. Yanıyordu ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Cidden yani şey, böyle 15-20 derece nemsiz bir şekilde fark ediyor Adana ile Ankara arasında. Acayip, 41 derece olur mu ya? Mayıs'ta nasıl 41 derece olabilirsin ya? Böyle bir şey olamaz yani. Bilmiyorum. Hissettirilen sıcaklık 41 falan yazıyordu. Acayip gerçekten, çok sıkıntı. Üst tarafta 540 tane şey birikmiş bizim. Yani o 540 tane bir boka yaramaz ya. Altınımız iyi durumda, sıkıntı değil. Altınla şey açabiliriz aslında ya. Bu retamer paketleri var ya. Onlardan açsak bir tık güzel olabilir. Kule de benim full kaldı ya. Kuleyi vallahi hiç yapamadım var ya. Bir yandan okul, bir yandan evle uğraşırken kule öyle kaldı. Bu kule çöp oldu gibi duruyor. İnşallah bakalım. Diğer kulelerde şanssız olacağız. Hep de aynısını diyorum anasını satayım. Yok ya, gerçi şey, daha Queen's Tower'ı bitirdik bundan bir önceki kuleyi. Bakalım. Yeni kule getirirseler artık. Ki o da uzun sürmez diye düşünüyorum. Eski kulelerden birisi gelecek büyük ihtimalle. Yakında bir karakter tanıtıma dair sanıyorum bir şey duyurulmadı. Yani şu süreçte gerçi çok takip edemedim ama yeni böyle şey yapılırsa, çok güzel bir karakter falan gelirse, Diamond karakter, onun kulesini getirirler. Ama gelmeyecekse eski kulelerden birisi gelecek demek bu. Ve eski kuleler benim için aslında çok büyük sıkıntılar ya. Gerçekten çok büyük sıkıntılar. Onları nasıl halledeceğiz bilmiyorum yani. Umarım halledebiliriz bakalım. Şöyle bir vurayım ben sana kardeşim. Dvorak'ın ikinci tenini tanıtmaya çalışacağım birazdan. Dvorak'la kurabileceğiniz takım yine Outworld takımı olabilir. Outworld takımıyla beraber çok güzel iş yapar. Ve gerçi Dvorak'a özel bir şey bu durum. Yani sadece Dvorak zehirlenmelerden korunuyor. İkinci tenimizi bu arada atıyoruz şöyle bir. Bunun her tarafına tıklamak iş anasını satayım. 26.000 vurdu bu arada, hani silver karakter ama mükemmel hasarlar çıkartabiliyor. 10. evrim olduğu için çok sağlam vurabiliyor kendisi. Yani ölmedik gene, geri geldik bakalım. Şöyle bir, ama block breaker katmadık, o sıkıntı oldu. Ekipman da katmadım değil mi ben buna?
Savaştan sonra ekipman ekleyebiliyor muyduk ya? O umarım hala duruyordur da. Bayağı da vuruyoruz lan. Vallahi şeyi bayağı vuruyor ya. Şöyle bir al kankacım. Ben nasıl kör oldum anasını satayım? Ekipmanın mı var senin ya? Büyük ihtimalle ekipmanı var şerefsizin. Ya da şeylerden, Talonstar'da. Talonstar da bu arada farklı farklı artık. Herhalde değişime uğrayacak diye düşünüyorum ya. Şeyi değiştirdiler. Farklı talentların gelmesi gerekiyor bu arada oyuna. O da çok fazla iş yapabilir bence. Umarım gelir yani. Gelirse bir yandan güzel olur. Onu da değerlendirmiş oluruz. Şimdi duvara ben gideyim bir ekipman ekleyebiliyorsam ekleyeyim. Hatta ekleriz herhalde ya. Aynen tamam. Ne ekleyelim abi? Redhammer'ı alalım. Sonra yanımıza yani yüzük olarak ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Şöyle Blaze Tife alalım. Bu yakma şeyi veriyor. O yüzden Faction Wars'ta gayet güzel bir şey. Böyle şunu mu alayım bir de? Tamam böyle alayım ya. Military Vest can veren miydi? Can veren de. Can veren alalım. Tagnus'tan daha iyidir can veren. Tamam. Birazcık daha artık ekstra hasarımız olacak. Karşıya göre de ona göre rakip geliyor tabii ki. Yenileniyor rakip. Öyle biliyorum yani. Artık o durumu engellediler bir şekilde. Bir zahmet engellesinler zaten. Yani. Bu arada 19.000'de çok şimdi bu işte bahsettiğim Furkan sayesinde çok güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Eğer olursa bilmiyorum yani. Bakalım eğer yapabilirsek o da olacak. Mükemmel bir çekilişe gideceğiz umarım. Yalnız yakma hasarını uyguladığımız için bu ayı canlı doldurdu fazla fazla. O da hoş değil yani. İyi değil. Şöyle bir al kanka. Bu çıktığı gibi de şey yapıyor ya. O sıkıntı bak. Üçüncü yeteneğimizi göstermemiz gerekecek şimdi. Üçüncü savaştan göstermeye çalışmaya başlayalım artık. Duvara bilmiyorum yani. Herkesin kullanacağı bir çar değil. Çünkü silver karakter yani nerede işinize yarar orasını pek bilemiyorum. Belki Faction Wars'ta falan şeye çıkar yani bu survival modda bazen iş yapabiliyor sanıyorsam bir silver karakterler. Yani oradan kullanılabilir. Hani onun dışında çok fazla kullanılacak bir alan yok ama tabii ki sırada olduğu için listede olduğu için tanıtımını yapacağım. Onu atlamak gibi bir şey olmasın. Saçmalık olmasın. Hepsini tanıtmış olurum abi sıradan. Kanka dur istesen çok fazla vurduk. Oğlum vurmayacağım işte çık artık Allah Allah. Tamam. Yerine bağlaması var bunun. En azından şey yok. Oh, bu da fazla vuruyor. Ayının evladı ya. Dur bakayım. Ay şu şeyi yemeyelim. Şimdi bunları öldürürsem ben 3. yeteneği atamayacağız. O birazcık şey olacak. Şöyle bir azıcık vurayım. Ama çok da fazla vurmayalım. Şöyle bir vuralım. Tamam. Tamam. Fazla fazla vurmak istemiyorum. Tamam bunu attı. Böyle bir sana geçelim kanka. Sen kendini yak kanka sıkıntı yok. Şöyle blokta kalayım da. Hasarının hepsini yiyemeyiz. En azından 3. yeteneğimizi atana kadar. Yapma yakmaya atma. Yakmaya atmasa sıkıntı yok. Aynen. 3. yeteneğimizi de şöyle atmış olalım. Ne kadar kaydırabileceğim bilmiyorum çaprazı. 14.000. Yani çok da fazla vurmadı ama büyük ihtimalle ben bunu fullemedim. Yani 1'dir o. Sadece bir kere geliştirilmişti. Çünkü silverların ben 3. yeteneğini kullanmıyorum. Kullanmaya da karşıyım bildiğiniz. Çünkü ikinci yetenekleri daha fazla vuruyor silverların. Ya o kadar beklediğinize değmiyor. En azından kesik ejde falan Sonya Blade'de bu durum böyle. Ben daha fazla vuruyorum genelinde. Şöyle bir girelim bakalım kankacım. Yani Deborah bu kadardı. Silver karakterinden çok da bir şey beklememek gerekiyor. Örmek takımıyla Örmek Kayn'i Deborah yaparsanız mesela silverlar üzerinden savaşta sizi rahatlatır veya Kotal Kahn katarsanız Örmek ya da Kayn'in yerine bu da aynı şekilde savaşta sizi rahatlatır. Yani iş yapabilecek silahlar mı? Evet, yaparlar. Aynı şekilde Kenshi'li olanı var bunların. Martial Arts takımları çok güzel oluyor mesela. Karşıya da sürekli onlar geliyor zaten. Kenshi'nin bilmiyorum takımları çok güçlü oluyor. Kenshi öküz gibi güçlenebilen bir karakter. Silver Kenshi en azından. İkinci teneyi atacağım ben buna. Blokta kalmazsa güzel olur. Şöyle kalmadı. Böyle al bakalım kankacığım. %80 62.000 abi. Silver gördünüz değil mi? Silver karakter 62.000'i tak diye yapıştırdı. Mükemmel hasarlar ya valla. Güzel hasarlar çıkartıyor karakterler. Şöyle bir al kankacım. Yine de şöyle bir toz edilmiş. Tamam blokta kalayım. Ya kalmasam da oluruz yani bu karakter ne vuracak da. Gene de öldürmüş olalım yani yormasın bize. Şöyle bir al bakalım yavrum. Blokta kalma uğraştırma beni hadi. Aynen aynen. Yani yormayı sevmezsiniz insanlar değil mi? Sevmeyin ya. Şöyle bir devam edelim. Devam bakalım. Kodumuz da gül olsun bu arada böyle verelim. 5. savaştayız. Örmekli takım gelmiş karşıya. Yani karşının takımları genelde çok da iyi olmuyor. Mesela Kenshi'li takım gelse Kenshi yanına işte Scorpion yanına bir de ne katarsınız mesela? Cassie Cage katsanız büyük sıkıntı çıkartabilir bu takım. Harbiden yorabilir veya Jackson katarsınız. Jacky Briggs olabilir. Ya yani bunlar
Yorabilecek karakterler. Baya baya yorabilecek takımlar. Sıkıntı oluyor ya. Aynı şekilde Cage Family zaten biliyorsunuz. Johnny Cage'in ailesini oluşturduğunuzda Sonya ve Cassie Cage'i yanına kattığınızda Silver'larda acayip güçlü bir hale geliyorlar. Diamond eriden takım onlar yani. Diamond'ları patlatabiliyorsunuz o takımla. Düzgün oynarsanız. Yani. Hatta yanlış hatırlamıyorsam. Yok gerçi bir önceki hesabımda olması lazımdı. Orada ben şeyle bitirmiştim. Battle modu Cage Family ile bitirebiliyorsunuz yani. O kadar bir güçlü halde Cage Family. Çok güzel şey o yüzden ya. Böyle bir al bakalım kanka. Eskiden zaten altında satın alabildiğiniz için hızlıca oluşturabiliyorduk onları. Şöyle bir vuralım bakalım. Yüzde ah şuna da vurabilsem iyiydi. Yani çok da vuramadık bu sefer ama slow attık. Slow atması bayağı iyi. Baksana şunu slowlayışına ya. Aşırı yavaşladı karakter. Canımız da hala doluyor anasını satayım. Full değil mi lan zaten? Nasıl hala can dolma animasyonu geliyor ya? Şöyle bir al bakayım. Güzel. Blokta kalalım. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Bitireceğim acını. Sonlandıracağım. Uy, ne yaptı lan? Osturttu vallahi. Oha. Hayvan. 57.000 ne oğlum? Öküz müsün sen lan? Yuh. Hayvan evladı seni. Şöyle bir al bakalım. Yani. Aşırı fazla vurdu ha. O ne ya öyle? 57.000 neymiş anasını satayım. Baksana lan. Oğlum oha. %79'dan %7 cana indim. Hayvan. Yavaş lan. Bu kadar fazla vurması hayra alamet değil ha. Buraya oğlum lan böyle. Şöyle bir al bakayım. Tamam. Öldürdük. Tek başına takım yiyecek ya hayvanı görüyor musunuz? Örmek sıkıntı işte. Güçlü şar. Güçlü şar. Diamond örmek var mı? Galiba yok. Umarım da gelir. Diamond örmekin gelmesini isterim. Hatırlamıyorum yani Diamond örmeye dair bir şey. Yani bu karakter böyleydi. The Warren tanıtımı şimdilik böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın efendim. Kendinize çok çok iyi bakın.